Elimizde bulunan eski, bozuk, kullanılabilir de olabilir, kullanılamaz durumda da olabilir. Şu an benim elimdeki bu kullanılamaz durumda. Görüntü gelmiyor hiçbir şekilde. Sıkıntılı. Bayağı kötü durum. Bunu nasıl değerlendirebilir? Sağlam olanlarınla çok farklı projeleri yapanlar var. Ya bu bozuk olduğu için Wi-Fi modülünü size göstereceğim. Ben bunu daha önce kapağını sökmüştüm zaman kaybetmemek için. Hemen kapağını atıyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman Wi-Fi modülü burada. Daha sonradan monte ediliyor. Burası da muhtemelen GPS için ayrılmış ama GPS modülü yok. Bugün bu modülü kullanacağız. Bundan kendimize USB Wi-Fi yapacağız. Önce güvenlik nedeniyle bataryamızı çıkarmamız lazım. Bataryanın zaten bağlantıları görünüyor artı eksi. Arkadaşlar şimdi elinizde hava tabancası yoksa şöyle boydan boya bir lehim. Bir de şurada iki tane lehim noktası var. Bunları lehim makinesiyle ısıtıp çıkartabilirsiniz ama belki biraz zorlar yani. Elimde hava tabancasıyla çıkaracağım. Şu anda modülümüzü söktük buradan. Şöyle alacağım. Çok küçük. Bunu kullanabiliyoruz çünkü burası USB protokolünü destekliyor. Artı eksi, artı data eksi var. Anten ve eksisi var aynı şekilde. Hiçbir çevireceğe gerek kalmadan direkt USB ile kullanabileceğiz. Şimdi bu burada. Şöyle ister böyle bir kablo olsun elimizde. Bir USB kablo herhangi fark etmez. Zaten boyu bu kadar. Şu kadar bir şey. Bir kesmeyi deneyeyim. Şöyle çekelim işte bu. Şöyle yazdım üstüne. 3.3 volt. Burası eksi data, artı data, eksi. Şurada bir eksimiz daha var. Şurası da anten. Bu modülümüzün çıkışı. 3.3 volt için arkadaşlar ben direkt orada okunuyor mu bilmiyorum ama 3.3 regülatör var. İsterseniz diyot da olabilir. Diyot kullanan arkadaşlar da var. İki tane arda arda bağlayıp işte voltajı düşürmek için ama tabii ki en sağlıklısı bu olduğu için ben bunu kullanmaya karar verdim. Bobin kullanacağım bu şekilde. Siz de istediğiniz ister kablo kullanabilirsiniz, ister bobin kullanabilirsiniz. Size bağlı. 3.3 voltu gerilim bölücü ile de yapabilirsiniz. Bir önceki videoda mevcut. Artı kısmından başlayalım. Modülün in kısmına artıyı gireceğiz. Onu da şu şekilde yapmaya çalışacağız. Şuna biraz şöyle kutusuna takıp bu şekilde test edeceğiz. Hep birlikte testimizi yapacağız. Şöyle karışık bir şey gözüküyor ama toplanınca güzel görünüyor. İlk baş ben size bilgisayarın kendi internetini göstereceğim. Bir tane Wi-Fi gözüküyor fark ettiyseniz ve şurayı da göstereyim aygıt yöneticisini. Realtek'in sadece burada kablolu bağlantı için bir ürünü var. Bu elimizdekini göstereceğim. Şimdi takıyorum. Evet, şimdi geldi. USB 2.0 Network Adapter şu. Ve şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın burada bir tane daha çıktı. Wi-Fi 2. Şu bizimkisi 3 tane gösteriyor. Çünkü biz buna anten bağlantısı yapmadık. Anten bağlantısı da yaparsak daha güçlüdür. Şu kendisi, laptopun kendisini bu çok buluyor gördüğünüz üzere. Ama bu bulamıyor. Çünkü sadece kendi şu anki üstünde ne varsa onu kullanıyor. Ve gittik. Arkadaşlar anten için laptoplardan, bozuk laptoplardan çıkardım. Bazı kablo anten. Anten koyduktan sonra da yeniden bir test yaparız. Bu ucu işimize yaramayacak. Ucunu keseceğim. Çünkü takma yeri yok. Direkt lehim yeri var. Evet, o da burada. Evet, bu tamam. Hatta artı da tam üstüne geldi. Müthiş. Arkadaşlar antenin halini de sizle paylaşmak istedim. Şöyle laptop anteni taktım. Az öncekini dikkate alarak bakalım kaç taneden fazla bulacak şimdilik.
Evet, anında buluyor. Şimdi bakalım kaç tane farklı. Şu Wi-Fi bizim normal Wi-Fi arkadaşlar. İkisi de bizim taktığımız Realtek. Bakın. Yani bu size bağlı. İster başka o bildiğimiz antenlerden de takabilirsiniz. Şimdi çıkaracağım. Şöyle yok, uzaktan çekeyim. Çıkardım ve gitti.